Oynama şuna, ne yapıyorsun ya? Geçiş yapıyorum. Say bakayım Melek'ciğim, hazırım ve güne başladım. Nedir programımız? 12'de özel bir işim var demiştin, o var. O iş sürünceme de daha, sonra? Eylül dizileri başlıyor biliyorsun. Birkaç devamlı rol var, haftada bir iki gün çekim olacak. Kaşesini konuşuruz, ben dosyasını hazırlatıyorum. Devamlı rol diyor ya. Devamlı rol diyor bana ya. Ya Melek'ciğim, olaylara biraz benim gözümden baksan, ha? Gazi diyorum sana, halk kahramanı diyorum. Yetmiyor mu? Ya kızma bir, ağır rol bunlar. Hikayeler de önemli yani. 2-3 bölümde bir kesin rolün var. Ya nesini al... Vallahi terbiyemi bozacağım, yemin ediyorum ya. Ya marka yüzü olacağım ben. Yan rol, man rol bana göre değil artık Melek. 3 gibi bir yapımcı gelecek yerel bir kanaldan. Ne kadar yerel? Kızma da, taklit yapmanı istiyorlar 15 dakika. Domates festivali varmış onun başında. Film yok mu film arkadaşım? Sen bana onu söyle. Film yok mu? Ayıp Ahmet. Adam geliyor. Görüşmek lazım. Kimseye sert çıkmayalım. Bu işin bir de sonrası var. İyi tamam, gelsin görüşsen işte, Allah Allah. Sonra uğrarım ben. Ha bir de dünkü bölümün reytingleri geldi. Geçen haftaya göre iyi. Tamam. Daha fazla uzatma, moralim bozuyor benim. Yeter. İyi Ahmet, 12'de işin yoksa erken alayım her şeyi. Tamam, ararım ben seni. Oh, ölmüş yanacağım ben. Bu çalgı çengi 2'nin durumu ne Ahmet? Bak program ayarlıyorum sana, tekliflere ona göre bakacağım. Daha tarih netleşmedi, netleşince duyuracağım ben sana. Sana. Sen ne yapıyorsun kız bugün? Anlattım ya Ahmet, görüşmelerimiz var bugün. Görüşmemiz yok Melek, sen görüşeceksin. Zaten sonrasını diyorum ben sana, ne yapacaksın? Ahmet konuyla ilgilen lütfen. Marka yüzlüğü biter, film izni çekersiniz, dönüp geleceğin yer yine Kürtçü dükkanı. İlişkilerini bozma bak. Rol buldum diyorum sana. İyi de yan rol diyorsun Melek. Yan rol adamı mıyım ben ya? Star da benim programım yayınlanıyor kardeşim, ben marka yüzü olacağım ya. İş bul diye kızıyorsun ondan sonra bana. Kızarım Melek, işin de senin. Sen bulacaksın, ben reddedeceğim. Olayımız bu. Bak sezon başladı, bir sürü rol var piyasada. İyi tamam, sen not al, ben sonra bakarım. Ne yapıyorsun sen kız bugün? Ay Ahmet, ne yapacaksın bugün ne yaptığımı? İşim var sende. Efendim, ilçe belediyemiz olarak ilçemizin tarım seferberliğini tüm Türkiye'ye tanıtmak amacımız. Bu vizyonla birinci geleneksel mini domates festivali de ihtiyaç haline gelmişti. Ne güzel düşünmüşsünüz. Minik bir festival mi olacak ya? Yok yok, minik domates üretmeye başladık ilçemizde. Yani ağza atmalık, ondan ismi öyle. Ağza atmalık. 24 tane yerel ses ayarlandı festival için. Ama dedim ya, Türkiye çapında bir tanıtım hedefliyoruz. Şöyle kameralar gelsin mi falan. O yüzden Ahmet Bey'i düşündük. 10-15 dakika taklit yapayım diye mi? Çok güzel düşünmüşsünüz de. Yalnız Ahmet Bey'in de programı bu aralar biraz yoğun. Keşke daha önceden... Ya işte Cem İmaz'a gittik biz baştan. İlgilendi de sağ olsun. Ama bütün köyü satamadık tabii kısa sürede. Ondan size geldim. Nasıl yani, ben yedek miyim şimdi? İkinci adam mıyım ya? Yani Cem Yılmaz'ın yedeği olmak da tabii. Yok yok, ikinci değil. Okan'a gittik, domates sevmem dedi. Beyaz'a gittik, onun da Adıyaman minik domateslerinin yüzü olacakmış, sözleşmesi varmış. Ve Ata'ya gittik, ben evliyim, festivale çıkamam dedi. Beşinci yani. Yok yok, daha çok işe gittik de hani şimdi sıkılmışsınızdır diye kısa anlattım. Dediğim gibi çok güzel düşünmüşsünüz ama bu aralar programımız biraz sıkışık. Ya aslında biz size de gelmeyecektik. Ama belediye başkanımızın kayınçosunun askerlik arkadaşı Kütahyalı'dır. Kendisi ya sevaptır. Gidin hem onun işi görürsün hem sizin işiniz görürsün dedi tamam, de... Tamam daha uzatma ya. Allah Allah. Ya şimdi yarın bir gün ünlü münlü olursunuz. O yüzden sizi de görmeden gitmeyelim dedik. Hani şimdi belki ileride bir gün işimiz düşer. Bir adet böyleymiş. Ya nasıl da rahatladım sizin program sıkışık diye. Koca mini domates festivalini bununla yapacaktık az daha. Sen ne yapıyorsun bugün hakikaten ya? İşin var mı? Öldürürüm lan ben bunu! Şimdi öldürmeyeyim, yolda falan görürüm, elimde kalacak. Terbiyesiz evladına bak. Ne yapayım işte kardeşim, okula geldim ben de. Ek ders koyduk çocuklara, sezon başlıyor ya şimdi kardeşim. Sen ne yapan? Ne yapayım ya, ajanla dolu Amerikalılar gibi oldum. Bir sürü toplantım var bugün. Ne toplantısıymış lan bu? Oğlum menajerim işe yarlıyor, ben reddediyorum. Vallahi başkasından duyacağına benden duy kardeşim. Şaka maka ben star oldum, yalan. Anladım. Sabah da bana bir tane iş teklifi geldi kardeşim. Fakat böyle elimin tersiyle itekledi Ahmet Kural. Hem de bil bakalım nereden? Nereden lan? Ahmet Kural'ı kes sen ya.
Kardeşim onu ben telefonda söyler miyim Allah aşkına ya? Onu söylerken senin gözlerinin içine bakmak istiyorum Ahmet Kura. Nutkun sıyrılsın bir. Lan ne sıyrılacak oğlum ya? Kim lan söyle? Kardeşim ya sana ne diyeceğim bak. Ahmetciğim biz niye durup dururken böyle teklif falan almaya başladık lan? Yoksa kör talihimiz mi döndü lan? Ölecek miyiz lan biz yoksa? Hadi ben geldim, git sen. Toplantım var benim. Tamam kardeşim, aman kendine dikkat et bak. Olay molay çıkartmak yok. Alkol alırken bile dikkat ediyoruz. Dışarıda gözükmüyoruz Ahmetciğim. Hani duyarlar, ederler, anladın? He he, hadi. Fıtı 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 fıtı. Bana bir tane çay verir misin ya, sana zahmet? Ahmet! Ne yaptın sen ya? Bildin. Murat, sen ne yapıyorsun kardeşim burada ya? Fıtı fıtı. Ay Ahmet, Murat'ın yanına mı getirdin sen beni? Nasıl? Ay tuttu kolumdan, zorla getirdi beni buraya. Bir işi varmış benimle. Ahmet. Ben gideyim o iş bu işse. Kardeşim sen yoksa beni yalnız gördüğünde melekle araba mı yapmaya çalışıyorsun nedir? Ben gideyim. Ya otur. Allah Allah. Üf, olmadı bu ya. Sen ne yapıyorsun oğlum burada ya? Niye otele gitmiyorsun sen? Ne işin var burada senin? Ya otele gidemedim ya. Rüstem abiden uzak durmam lazım bugün. Bazı özel işlerim var da kardeşim. Kendimi bugün çok iyi hissediyorum Ahmet Kural. Ben hemen yaptıracağım. Sen ne lan? Ya yürü git buradan. Yürü git, işimiz var bizim. Git. Ay ne işimiz var Ahmet? Niye getirdin beni buraya? Ya dur, şey gelecek. Kim? Lan? Bilin bakalım kim gelecek. Doktor mu? He. Kardeşim sen yoksa meleği yalnız gördüğünde Feride ile mi arasını yapacaksın nedir? Hadi kardeşim yoluna, hadi git buradan ya. Ya da dur ya, Feride gelsin ben kalkacağım zaten. Ya niye? Feride niye geliyor? Sen niye gidiyorsun? Ben ne yapacağım Feride ile burada ya? Ya kızın hiç kadın arkadaşı yok diyorum Melek. Bir iyilik yapacaksın, burnumdan getirme benim ya. Bu ne ya? O ne demek lan? Ya kardeşim, kız şehre daha yeni geldi. Kadın arkadaşı hiç yok. Ben sana illa arkadaş ol demiyorum ya. Bir oturun, bir konuşun bakalım. Belki birbirinizden hoşlanacaksınız. Kardeşim sen kelime esprisi falan yapmaya çalışıyorsun da ben mi anlamıyorum? Yanlış mıyım Melek? Ahmet saçmalıyorsun ama. Ya oturun işte ya, Allah Allah. Feride'min hep erkek arkadaşım olsun. Hiç kadın arkadaşı olmasın mı kardeşim? Gözünüzü seveyim ya. Sen de nasıl menajersin? Bir şey söylesene be. Ay Allah aşkına saçmalama Ahmet ama yani. Manyak mısın oğlum sen? Allah Allah. Sana ne el alemin manitasından lan? Bak işte gördün mü? Yine yalnız kaldım, böyle takmaya başladım bazı şeyleri. Oğlum yapma böyle şeyler. Ya oğlum öyle değil ya. O benim liseden arkadaşım. Bırak be oğlum. Ben senin liseden ne arkadaşlarını biliyorum. Ya dönüp yüzüne bakmazsın. Hatırla geçen gün bir tane oğlan geldi, senden imza istedi. Arkadaşınmış liseden. Ben Ahmet Kural değilim, Orhan Kural'ım dedin ya oğlum. Oğlum acıdın lan. Kızın hiç arkadaşı yok Murat. Ya bırak ne acıması. Kızcağız kendisine manita bile yapmış. Oğlum sen kendine niye yapıyorsun böyle şeyler ya? Sen Ahmet Kural'sın oğlum. Yapma böyle şeyler. Takılma böyle şeylere ya. Hayır sen böyle yapacaksan biz ne yapalım? Ya beni geçtim. Sadece ne yapsın lan? Toparla oğlum kendini bak. Ahmet Kural rezil oluyorsun. Farkında değilsin kardeşim. Özge Ulusoy diyorsun, Tuğçe Kazaz diyorsun. Ondan sonra Doktor Feride diyorsun lan. Manyak mısın lan sen? Kardeşim bak ben sana diyeyim. Sen bu kıza kör bak. Onun haricindeki her şeyi gör. Olay bu. Öyle mi diyorsun kardeşim? Aynen Johnny Wayne'ın aga. Hadi bakalım. Bak! Onu bir kere yerler lan. Ahmetciğim. Kardeşim burası dolu, oraya geç. Ne haber Murat? İyi vallahi Ebe Hanım, senden ne haber? İyidir. Ben şey yapayım, gideyim o zaman. Ya ben geldim diye mi kalkıyorsun? Aynen. Sen geldin diye kalkıyor, ne olacak? Nasıl? Feride'ciğim yani şimdi biz burada özel bir konu konuşuyorduk. Sen pat diye çıktın geldin yani. Ay kusura bakmayın ya. Yani özür dilerim. İyi de oğlum sen çağırdın beni. Güzel kardeşim ben çağırdım da şimdi yani telefonda sen söyleyince ben de nezaketen davet ettim. Sen de atladın geldin sazan gibi yani. Ahmet. Şşş, Murat sen bir sus. Sen bir orada dur bakalım. Herkes haddini bilecek. Ya kardeşim ben buraya gelip arkadaşımla, en yakın arkadaşım diyorum bak altını çiziyorum. Özel bir şey konuşamayacak mıyım? Bu ne terbiyesizlik lan? Ya tamam ya, özür dilerim. Herhalde bir yanlış anlaşılma falan oldu. İyi oldu. Bir daha olmasın ama. Yani ben... Ne ben. Hep sen, hep sen. Hep ben ağır, hep bana. Ne? Dünya senin etrafında dönüyor değil mi? Bir tek sen varsın. Her şey seninle başlar, seninle biter. Sevilmek ümidi sevmekten beter.
Nazar değmesin sana, eller değmesin bana. Hadi, hadi bakalım. Hadi. Ya ben gerçekten özür diliyorum Murat. Kusura bakma, sizi de rahatsız ettim. Kusura baktık. Yürü git. Senle mi uğraşacağım lan ben? Nasıl yaptım dayımın oğlum? Bravo teyzemin evladı, süperdin. Aferin sana. Allah senin belanı versin hayvan öküz. Burada mı oturacaksın sen? Yok, kalkarım birazdan. O zaman sen kalk git lan. Ben burada oturacağım. Rüstem abiden kaçıyorum. Beraber oturalım. Olmaz. Sinirliyim oğlum sana. Sen manyak mısın lan? Kızlarla ne biçim konuşuyorsun manyak manyak? Oğlum onlar bizim kadınlarımız lan. Anamız, bacımız, kız kardeşimiz, metresimiz. Terbiyesiz it köpek namussuz. Kalk git. Kalk. Ne oluyor lan? Lan git. Ne kadar da tatlı, bir o kadar farklı. Ne kadar da pişkin hayata ilişkin.